Üçüncü sorumuzda arkadaşlar ABCD seçeneklerinden hangisi farklıdır diğerlerinden? Yani üç tanesi aynı anlama gelecek fakat bir tanesi farklı olacak. Mark seldom does sports but he is keen on camping. Şimdi iki tane unsur var. Bir tanesi kamp, bir tanesi de spor yapma. Spor yapmayla kamp yapmayı ABCD şıklarında kim hangi tarafa yönelik gidiyorsa onu dikkate alacağız. Bir tanesi farklı olacak ve doğru cevabımız o şık olacak. Dolayısıyla şöyle bir şey yapabiliriz. Sports diyelim ve camping diyelim. A şıkkı için baktığımızda arkadaşlar Mark sporu nadiren yapıyor. Campingi seviyor. Dolayısıyla C'ye tik koyduk. Yine aynı şeyi burada da yapalım. SC diyelim. Yani bu sports olsun. Bu da camping olsun. Jack dislikes camping. Jack kampı sevmiyor fakat spor yapmayı seviyor. Bu durumda spora tik atalım. Mary thinks, şöyle SC'mizi koyalım. Mary thinks doing sports is terrific. Mary spor yapmanın muhteşem olduğunu düşünüyor fakat kampın olmadığını düşünüyor. Dolayısıyla spora tik attık. Lina is not interested in camping. SC yaptığımızda kampla alakalı ilgili değilmiş. Dolayısıyla C'ye bir şey atmıyoruz. But she loves doing push-ups and squat. Barfiks falan çekme konusunda ya da şınav çekme konusunda istekli, seviyor. Dolayısıyla S'ye tik atıyoruz. S'de tik var. S'de tik var. Burada S'de tik var. Ama burada C'de tik var. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar Adana.